Selamun Aleyküm efendim. Abdülhamit Han'ın yapmış olduğu eserleri tanıtmaya, anlatmaya devam ediyoruz. Bugün de Beşiktaş'ta Ertuğrul Tekke Camii var. Ertuğrul Tekke, dikkat ederseniz Tekke diyorum. Tekke Camii'ndeyiz. Zaten baktığımız zaman görürsünüz altıgen şeklinde yapılmış. Yukarıda kafesler var. Üst tarafta. Diğer camilerden farklı bir boyutta. Yukarıda gördüğümüz kafesler işte gördüğümüz Abdülhamit Han'ın kendisi, marangozdur kendisi. Kendisinin yapmış olduğu eserlerden bir tanesi. Ve yine camimizin şu anda namaz kıldığımız camimizin mihrabına bakarsak işte yukarıda yıldız var. Yıldız tabi biliyorsunuz Yıldız Sarayı ama bazı camilerde yıldız ve bazı sembollerde görürsünüz altıgen şeklinde. Bu Davut yıldızı diye derler. Bu bir caminin ya da ibadethanenin ya da hangi eserin varsa bunun kıyamete kadar sürmesi için bir semboldür o. Yoksa herhangi bir devletin sembolü değil. Osmanlı'nın da Selçukluların da kullandığı bir sistemdir. Davut yıldızı dediğimiz yıldız sistemi. Şimdi dışarıda bir çeşmemiz var ve yine türbeyi var. Onu da anlatmaya devam edeceğiz. Güzel çıktık. Efendim şimdi de kapısındaki çeşmedeyiz. Bu çeşmenin yalnız özelliği var bakın. 6 tane turnası var efendim. Saraybosna'ya gidenler varsa, Bosna Hersek'te, oradaki baş çarşı var. Baş çarşının o çeşmesini anımsatır. 6 tane turnası var burada. Ertuğrul Tekke Camii'nin dışındaki çeşme. Şimdi de türbeye doğru bakacağız inşallah. Ertuğrul Tekke Camii avlusundayız. Burada bir türbe var. Bu türbemizin özelliği nedir? Onu tabii anlatacağım ama önce Ertuğrul Alayı nedir? Ondan bakalım. Ertuğrul Alayı, Abdülhamit Han'ın çok güvendiği, Söğüt'teki o seçilmiş askerlerden oluşan, hatta 2. Abdülhamit Han ne diyor? Benim hemşerilerim, öz hemşerilerim diyor. Onlara güveniyor. Kendisini, sarayı, Yıldız Sarayı'nı ona emanet ediyor. Abdülhamit Han özellikle askerlerin, Ertuğrul Alayı'nın beyaz at üzerinde. Beyaz at üzerinde. Hepsinin atları beyaz üzerinde binmesini ve sarayı bu Ertuğrul Alayı'larına ne yapıyor? Emanet ediyor. Şimdi türbedeyiz. Burada bir türbemiz var. Yukarıya bakarsanız türbemizin sağ tarafında solda gül resmi sembolü görürsünüz. İstanbul'daki türbelerde sadece gül resmi olan türbe burasıdır. Türbeyi her ne kadar yabancı İtalyan bir mimar yapsa da özelliği gül motifinin kullanılması ilginçtir. Biliyorsunuz gül Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i sembolize ediyor. Peki kimdir bu zat? Bu Abdülhamit Han'ın kendisini yetiştiren Meşayih'ten Şazeli tarikatının lideri Şeyh Zarif Efendi Libya'dan gelmiş efendim. Bizzat rica ediyor, istirham ediyor, buraya geliyor. Burada eğitimini, tasavvuf eğitimini devam ettiriyor. Birçok insan yetiştiriyor. Aynı zamanda Abdülhamit Han'ın da neyi? Dediğimiz gibi hocası, onun manevi gelişimine de katkıda bulunuyor. Geldiğimiz yer Ertuğrul Tekke Camii. Burada caminin olduğu yer. Daha ileride burası da bulunduğumuz etrafta türbesi. Yolunuz düşerse mutlaka Ertuğrul Tekke Camii'ne gelmenizi bekleriz. Hemen Barbaros Ulularının sıkışında sağ tarafta. Allah'a emanet olun, hayırlı sabahlar. Fahri Sarrafoğlu. Adım adım İstanbul'u gezmeye devam ediyoruz. Abdülaziz merhum, Sultan Abdülaziz, Şehit Sultan Abdülaziz cami yaptırıyor. Cami tam bitmek aşamasında ve biliyorsunuz şehit ediliyor. O cami yarım kalıyor. Sonra ne oluyor o cami? Gazino oluyor. Bir müddet Taşlık Gazinosu olarak kullanılıyor. Daha sonra da bir lüks otel haline getiriyor. İstanbul'un lüks oteli. Aslında burası Aziziye Camii'ydi. Aziziye. Fakat ömrü vefa etmedi, olmadı. Peki niye geldik? Burada başka bir zat var, türbe var. Ahmet Turani Hazretleri. Şimdi Ahmet Turani Hazretleri'nin türbesindeyiz. Bu dediğim otelin bulunduğu yerde bir ayazma var. Ayazmanın hemen üstünde de Ahmet Turani Hazretleri var. Efendim Ahmet Turani Hazretleri Bizans ordusunda olan güzel bir komutan, güçlü bir komutan. Fakat Battal Gazi ile tanışıyor. Onun şecaatini, onun gücünü, kuvvetini görünce Müslüman oluyor kendisi. Ve bu sefer Müslüman tarafına geçiyor. Sonra savaşta şehit oluyor. Yıllar geçiyor aradan. Abdülmecit Han rüyasında görüyor. Ahmet Turani Hazretleri şehit ediliyor. Başı gövdesinden koparılıyor ve mezarı burada. Ahmet Turani Hazretleri'nin bir diğer bulunduğu yer işte başının gövdesi bulunduğu yer rivayette ise şimdiki Dolmabahçe Sarayı'nın olduğu yerde de yine aynı şekilde Ahmet Turani Hazretleri'nin hem gövdesi burada, başı da orada. Abdülmecit Han bunu rüyasında görüyor ve bu türbeyi de buraya yaptırıyor efendim kendisi. İstanbul'u
dediğimiz gibi adım adım gezelim. Hem Abdülaziz Han'ı rahmetli analım, hem Abdülhamit Han'ı, hem Abdülmecid'i ve diğer ecdatlarımızı, tabii ki Ahmet Turani Hazretleri'ni, Battal Gazi'yi. Allah emanet olun. Fahri Sarrafoğlu.